kamu ihale kanunuyla ilgili AK Parti özellikle 21 yıllık iktidarları döneminde en çok uğraştığı, en çok ayarlarıyla oynadığı kanun kamu ihale kanunu. İhale kanununu AK Parti'den çok çekti. İhale kanunu aslında AK Parti ile yaşıt bir kanun. Ancak ne hikmetse bu iktidar 21 yıllık süresi içerisinde bu kanunda tamı tamına 189 defa değişiklik yaptı. Peki demokrasilerde ihalelerin temel dayanağı nedir? Şeffaflıktır, rekabet edebilirlik ilkesidir. AK Parti iktidarı bu kanundaki bu düzenlemeleri bunun için mi yaptı? Şimdi hep birlikte tabloya bakalım. Önce bu düzenlemelerle istisna maddesinin kapsamını genişlettiler. Bir sürü kurumu bu kanunun kapsamının dışına attılar. Ondan sonra ne yaptılar? Ondan sonra da 21 yani pazarlık usulü yeni bir şey icat etti AK Parti. Kanunda olmayan davet usulünü esasmış gibi uygulamaya başladılar. Bizim mevcut mevzuatımıza göre nedir? Esas olan açık ihale usulüdür. Ama AK Parti'nin yaratmış olduğu Türkiye'de esas olan nedir? Pazarlık usulü, davet usulü. Bu alanda ülkemiz açıkça ihaleler yoluyla soyuluyor arkadaşlar. Ben şimdi size soygunluğun fotoğrafını gösteriyorum. Bakınız değerli milletvekilleri, 2002 yılında, 2022 yılında 75.224 ihale yapılmış. Bu ihalelerin 23.878'ini pazarlık usulüyle yapmışlar. Bu ihalelerin içerisinde 21B'ye göre yapılan ihale oranı %91. 2023 yılının ilk 6 ayında yine 8.018 ihale pazarlık usulüyle yapılmış, oran %97.51. Buradan nereye varacağız? Şimdi buradan artık AK Parti kanun tanımıyor. Ne yapıyor? Davet usulüyle. Davet usulüyle ne yapıyor? Yandaşlarını çağırıyor. İhaleleri peynir ekmek gibi veriyor. Buna ilişkin ben bir örnek vermek istiyorum. Kanun der ki 21B'ye göre siz eğer doğal afet varsa, eğer idarenin öngöremediği bir durum varsa 21B'ye göre yaparsınız. Peki AK Parti böyle mi yapıyor? AK Parti'nin idareleri böyle mi yapıyor? Bir bakalım. Bakınız daha geçen hafta Türkiye'nin başkentinde Ankara'da adliye ihalesi yapıldı. Sizce bu ihale nasıl yapıldı? Pazarlık usulüyle, davet usulüyle yaptılar. Bu ihale tamı tamına 24 milyar TL'lik bir ihale. Yani ilgili bakanlığın bütçesinin onda biri oranında bir bedele sahip. En kaymaklı ihale. Ne yapmışlar? Açtık baktık. Hiç şaşırmadım. Kim almış ihaleyi? Saray'ın firması Rönesans. Kimi davet etmişler? Kalyon. Kimi davet etmişler? Limak. Üç ortak yan yana gelmiş, gitmişler birlikte pastayı almışlar. Peki nerede burada rekabet? Nerede burada rekabet? Peki ben soruyorum size. Bu ihale 8 Aralık'ta yapıldı. Ya arkadaşlar Ankara'da deprem oldu mu? Doğal afet oldu mu? E peki niye bu ihaleyi siz pazarlık usulüyle yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz? Milletin parasını kendi müteahhitlerine peşkeş çekiyorsunuz. Siz bu ihaleleri yaptıkça, yandaşlarınıza parayı aktardıkça bu milletin hazinesi boşalmaya ve açık vermeye devam eder. Sayın Şimşek, siz çalışıyorsunuz ama buradan bütçeye hortumlar bağlanmış, hortumlar. Bu hortumlar kesilmezse bu bütçe açık vermeye devam edecek. Gençlerimiz, çocuklarımız işsiz kalmaya devam edecek. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramaya devam edecek. Şimdi yolsuzlukların en büyük kaynağı bu ihale sistemi. Bakınız Türkiye 2002 yılında yolsuzluk endeksinde 64. sırada. Şimdi kaçta biliyor musunuz? 2022 şeffaflık endeksine göre 101. sırada. Yolsuzluk. Sayın Tuttere lütfen sözlerinizi tamamlayın. Yolsuzluklar içerisinde boğulan bir Türkiye. İşte AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği durum. Yolsuzluklarda 101. sıradayız. 2002 yılında biz
3C ile mücadele edeceğiz diye geldiler. Şimdi 3C yetmedi. Yanına bir tane daha koydular. Yandaşları da koydular. 4G ile boğuşuyor ülkemiz. Değerli arkadaşlar, şimdi bu iktidar yandaşlarına, müteahhitlerine böyle kaymaklı ihaleler verirken 6 Şubat depreminde 50 bin kişiye 2 metre kefen veremedi. Bir ceset torbası veremedi. Paraların nereye gittiği? İşte bu pazarlık usulü, davet usulü ihalelerden anlaşıyoruz. Bakınız, şu anda Türkiye'de 579.863 kişi konteynerde yaşıyor. İktidar olarak siz bu konteynerlara 5.000 lira kira alıyorsunuz. Kira. Bundan utanmanız lazım. Bakınız, bu rant düzeni değişecek. Biz bu rant düzenini değiştireceğiz ve halkın bütçesini yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Kütler'e teşekkür ediyorum. 6. söz Çanakkale Milli